Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Çok kolay, pratik bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Kumaşımı önce boyuna ikiye katladım, sonra enine ikiye katladım, sonra böyle bu şekilde boyuna ikiye katladım. Şu an 4 kat bir kumaş serili önümüzde. Evet arkadaşlar. Kumaşımın eni 75 santim, şu şekilde 75 santim 4 kat kumaş. Boyunu ise istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben şöyle 85 santimden istiyorum. Ve omzu dikişsiz, kolay pratik bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Tunik dikeceğiz. Hemen şuradan ensemi yerleştiriyorum. 9 santim ense yapıyorum. 3 santim ense düşüklüğünü veriyorum. Kumaşım 4 kat. Kumaş katları burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 santim ense düşüklüğünü verdik. Bir miktar düz çizdikten sonra ensemizi çiziyoruz. Kol için 30 santim işaretliyorum. 30 santim 30 santim kol için işaretledim. Şimdi hemen şuradan kolumuzu bir çizelim. Beden için ise kalça ölçüsünü kullanacağım arkadaşlar. Kalça 1/4 artı 2 yaptığımız zaman bedenimiz de 30 santime denk geliyor. Şu şekilde 30 santimden bedenimi de işaretliyorum. Şu şekilde işaretliyoruz. Ve burayı da çiziyoruz. Bedenimizde isterseniz açma da yapabiliriz. Şu şekilde koltuk altından şöyle açma yapabiliriz. Olmazsa şöyle bir 7 santim açma yapalım. Şöyle açalım. Ve burayı pratik bir şekilde şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yuvarladım. Şimdi tuniğimin kesimine geçeceğim. 4 kat çalışıyoruz. Arka ve önü birlikte çalışıyoruz. Hemen şimdi şuradan ön yakamı da işaretleyeyim ben. Ön yakamı şöyle 8 santim açıklığında istiyorum. Pratik bir şekilde ön yakamı da çiziyorum. Önce arka ve ön birlikte arka yakamı oyuyorum. Arka yakamı oydum. Şimdi hemen tek katını bırakıp tek katından ön yakamı oyuyorum. Ön yakamızı oyduk. Hemen şuradan omza gelen yere iğne takmak istiyorum. Buradan ve şuradan iğnemizi takıyoruz. Şimdi bedenimizi keseceğiz. Bakıyorum. Evet. Şimdi şuradan açmış olduğum şekilde bedenimizi de kestik. Gördüğünüz gibi pratik tunik kesimimizi tamamladık arkadaşlar. Şu etek ucundaki sarkma payını da atalım. Şimdi bedenimi katlıyorum. Kolumu şuradan düzeltmek istiyorum.
Kol ucuna lastik takacağız. Evet. Kol ucunu düzelttik. Şimdi geliyorum, tuniğimi açıyorum. Tuniğimizi açıyoruz. Yaka için pervaz keseceğiz. Pratik olsun istiyorum. O yüzden şuraya tek kat kumaşımızı serelim. Şöyle kumaşımı seriyorum. Bakalım yeterli gelecek mi? Serdiğim kumaşa tuniğimin yakasını yerleştireceğim. Evet. Şuralarda bir eğrilikler olmuş. Düzeltelim. Şimdi yerleştirdiğimiz şekilde yakamızı çiziyoruz pratik bir şekilde. Yakamızı çizdik. Bedeni kaldırıyoruz. Şuralara enseye işaret atalım. Ve buralardan 10'ar santim, bakalım şurası verecek mi kumaşımın? Evet, 9 santim veriyor. 9 santimden pay vererek pervazımızı keseceğiz. Evet, 9 santimden pervazımızı kesiyoruz. Pervazımızı kestik. Şimdi içini keseceğiz. Çizginin kenarlarından. Şuraya küçük bir çıt atıyorum. Küçük bir çıt da buraya atıyorum. Evet. Şimdi tuniğimizin düz yüzüne, evet, tuniğimizin düz yüzü burası. Tuniğimin düz yüzüne pervazımın düz yüzünü
iğneleyeceğim. Şu şekilde bakıyorum. Evet, burası düz, bunun da burası düz. Enseyi enseye gelecek şekilde. Bakın işaretlerimiz var. Şimdi burayı iğneliyorum. Enseyi tekrar buraya getiriyoruz. İşaretimize. İğneliyoruz. Bir iki tane de önden iğneliyorum. Şimdi yakamızı iğneledik. İğnelediğimiz yakamızı dikiyoruz. Bakın. Düz dikişte. Dikiyoruz. Yakamı diktim. İğnelerimi çıkartıyorum. Kol ucuna overlock çektim arkadaşlar. 5 santimden de çizdim. Şimdi kol ucunu da dikeceğim. Lastik geçireceğiz çünkü oraya. Bakın. Kol ucumuzu overlock çektik. 5 santimden çizdim. Bunu şu şekilde dikiyorum. Beş santimden diktim kolumu. Tekrar şöyle yukarıdan dikiyorum. Çünkü bu araya lastik geçireceğim arkadaşlar. Evet, kol uçlarımı buradan ve buradan diktim. Buraya çatal iğneyle lastik geçireceğim. Şimdi ben diğer kolumu da dikip lastiğini birlikte geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, koluna buradan lastiğimi çatal iğneyle geçirdim gördüğünüz gibi. Ve şimdi buraya bir çatal toplu iğneyle tutturuyorum lastiğimi. Bakın burayı da tutturdum. Bu şekilde lastiğimizi geçirdik. Kolumuz bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi çatal iğnemi çıkartıyorum. Diğer koluna da geçireceğim. Şu şekilde. Bakın burayı dikmiştik. Şuradan tutuyorum. Bu şekilde lastiğimizi geçiriyoruz. Bu şekilde geçirerek bu hale getiriyoruz. Ben videomuzun sürmesin diye
Lastiği geçiriyorum. Tuniğimin yanlarını ve etek ucunu dikiyorum. Yaka pervazını ütüleyip çevirdikten sonra tuniğimin bitmiş haliyle paylaşıyorum arkadaşlar. Buralara çıt atacağım. Çevirerek bir çima dikişi atıp tuniğimin bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Pratik tuniğimizin bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Siz de bu şekilde çok kolay bir şekilde pratik tuniklerinizi kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.